kasap arkadaşlarımız Elazığ genel olarak yani Sayın Vali Bey'imizden çok önemli bir ricamız var. Bu Elazığ'da malum et artışları bir günde artmasındaki sebebi öğrenmek istiyoruz. Mesela depremden bir gün önce hayvanı 140 TL alıyorduk. Deprem olduğu sabahı yani depremden iki saat sonra etin fiyatına 20 TL birden zam yapıldı. Yani bu zamı yapan birlikler de Kırmızı Et Birliği, Besiciler Birliği ve Ticaret Borsası'dır. Yani biz bu konuda Sayın Valimizden bir yardım bekliyoruz. Gerçekten bize yardım etmeyecekse biz Cumhurbaşkanımıza Cimer'den ulaşmak istiyoruz. Kendi kafalarına göre fiyat belirleyip sabah fiyatı uyguluyorlar. Yani deprem sabahı birden bire etin kilosundan 20 TL zam yapmak yani hiçbir vicdana sıkan bir durum da değil zaten. Ya yani i̇nanın biz kasaplar zaten karar aldık. 2 gün 3 gün zararına satış yaptık ama bu da nereye kadar yani? Tamam 2 gün 3 gün cebimizden verdik ama Baktık sonrası olmuyor. Biz de mecburen uygulamak zorunda kaldık. Ve maalesef ki burada e, kötü olan kasaplar, besicilerin hiçbirisinin yani dünya umurunda değil. Hiç kimse onları tanımıyor. Burada kötü olan esnaf kasaplar. İşte abilerimiz gördüğünüz gibi. E, halk bizden biliyor ama maalesef ki e, biz de sesimizi duyma çalışıyoruz. Açıklama çalışıyoruz ama nereye kadar? 195'ten satıyorduk. Yani deprem sabahı 215 TL oldu. Biz 3 gün zam yapmadık diğer arkadaşlarla birlikte. Hepimiz karar aldık. Bizim de kendi WhatsApp grubumuz var. 80-90 kasap. Biz yani iki gün üç gün cebimizden verelim, verelim dedik, ee, uygulamadık ama şu an etin kilosu 215-220 lira bandına kadar çıktı. E biz de mecburen uygulamak zorunda kaldık iki gün üç gün aradan sonra. Ama yazık günah yani şimdi e, baktığımız zaman bir aydır mazot benzin fiyatları da oldukça düştü yani şimdi şimdiye kadar bahane ediyorlar. E, malum pandemiden dolayı e, fiyatlar bayağı zamlanmıştı. Biz de bir yıldır üretici zarar etmesin diye sabır ettik şimdiye kadar. Ama son hafta depremden bir gün önce e, fiyatı anlaştığım kişiler deprem sabahı 20 lira zamla bana fiyat çektiler. Biz de daha çığırından çıktı. Tarımil'de e, görüştüğümüz arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre Elazığ'da hayvan sıkıntısı da yok. Yani şu an akırlarımız da dolu. Her kaos ortamında bunlar bu ülkenin gıda teröristi. Yani açık söylüyorum bunlar bu ülkeye gıda teröristinden başka hiçbir şey değil. Rant peşinde olan ceplerini doldurmaya çalışan insanlar. Hep bana hep bana diyen insanlar. Biz yani yanı başımızdan Malatya'da deprem oldu. İnanın ki insanlarımız yardım götürmeye çalışıyor ama yardımı bile fırsata çevirip de ya insanlara hani bir şey yapacağız, yapamıyoruz, maliyeti söylerken utanıyoruz biz. Yani bunun e, bir çaresini bulunması lazım artık.